Karayılan, Öcalan 2015'te PKK kongresine katılacak dedi. Yalçın Akdoğan ise sürece zarar verir çıkışında bulundu. Çözüm süreci tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu siyasette ısrar edilirse Türkiye'de ya darbe gelişir ya da bir iç savaş gelişir. Geçtiğimiz gün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP heyetiyle görüşmüş, Toplantı sonrasında çözüm süreciyle ilgili olumlu mesajlar verilmişti. Yeni bir sürece girdiğimizi söylemek istiyoruz. Ancak ne olduysa oldu. Daha kanadından yine hem kafaları karıştıracak hem de tehditkar açıklamalar geldi. PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan Abdullah Öcalan'ın 2015 yılında PKK kongresinde olacağını ifade etti. Çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması durumunda Abdullah Öcalan 2015 yılının Nisan ayında yapılması planlanan PKK'nın 12. Kongresine katılacak. PKK'nın gündeminde silah bırakmanın olmadığını da ifade eden Karayılan, eğer adım atılmazsa seçimlerden önce savaşa başlayacakları tehdidinde bulundu. Müzakereyi kabul eder ama bu tahkimlere göre yürütmezse bunun bizim tarafımızdan kabul edilmeyeceği çok açıktır. 6-7-8 Ekim'de ne olduysa benzer şeyler olabilir. Bu siyasette ısrar edilirse Türkiye'de ya darbe gelişir ya da bir iç savaş gelişir. Çözüm süreciyle ilgili Kandil'den önce Cemil Bayık ardından Murat Karayılın açıklamaları en çok Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ı kızdırdı. Bu tür açıklamalar sürece zarar verir çıkışında bulundu. Gerçek dışı, zamansız, yersiz, tahrik edici açıklamalar sürece yarar sağlamaz. PKK lideri Abdullah Öcalan da Karayılan'ın aksine çözüm sürecine yönelik eylemsizlik mesajı iletti. Çözüm yolunda tarihi adımların arifesindeyiz diyen Abdullah Öcalan, bölgedeki yol kesme, adam kaçırma, mahkeme kurma gibi eylemlerin mutlak sonlandırılması talimatı verdi. Öcalan, eylemleri bitirin dese de PKK olay çıkarmaya devam ediyor. Dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü yandaşları yola barikat kurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin dağılım çağrısına uyulmayınca müdahale de kaçınılmaz oldu.